Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün genel bir temizlikleri falan filan yapıldı. Mamaların önlerinden aldık, ettik. Bildiğiniz gibi dışarıdan gelen, dışarıdan kendi ayaklarıyla gelen nasipli bir kuşumuz vardı. Onun arkadaşlar dışkısı gayet güzeldi, düzgünleşti. Ve arkadaşlar kendi yavrumuzla eşe attık ve biraz önce çiftleştiler. Gayet güzel ve hala şu anda hareketlenmeler var. Bir an hemen arka kameraya geçeyim, göstereyim arkadaşlar. Ondan önce güzel bir like ve yorum atarsanız çok sevinirim. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şimdi arka kameraya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde kendi yavrumuzu attık. Bildiğiniz gibi şovla eşleşmesiydi o. Onu hallettik. Eşe attık. Şimdi gördüğünüz gibi gayet güzel şu anda arkadaşlar durumlar. Dişi bayağı bir sevdi oğlan çocuğunu. Araları gayet iyi. Biraz önce de çiftleştiler arkadaşlar. Şimdi bakalım bunlardan güzel bir yavru gelir yine. İkisi de kırık, iri kırık yani. Güzel bir yavru bekliyoruz bakalım yani, inşallah nasipse artık. Oğlan ilk çiftleşmesine göre yine iyiydi arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Yani oğlumuz da kalite ama yani görüyorsunuz. Şuna bir bak. Dişi bayağı beğendi arkadaşlar oğlan çocuğunu. Oğlumuz da bayağı beğendi. İş yerini hallettiler. Bakalım inşallah yuvaya girmeler falan filan başlarsa inşallah devamı gelecektir. Devamı da gelirse daha artık bol keyifler. Başka yapacak bir şey yok. Yavrularımız arkadaşlar büyümeye devam ediyorlar. Şöyle göstereyim zıplikleri. Ne haber lan? Evet. Gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Birinci sınıf kırıklarımız şu anda arkadaşlar büyüyorlar. Bu dişi arkadaşlar çok oyuncu bir dişi. Böyle olması ama bir yandan güzel, yağlanmaz arkadaşlar. Sürekli oyun oynuyor, uçuyor, ediyor sağ sol ama yavrularına da bakıyor. Gerçekten o yönden güzel bir ahlağı var yani. Bu şekilde yavrularımız da burada büyümeye devam ediyorlar gördüğünüz gibi. Ne yapıyorsun oğlum, arkamda bitmişsin? He? Hayırdır? Kuş alacağım. Neyin peşindesin lan sen? Kuş alacağım. Evet. Kaliteyi tercih ettim. Kaliteyi tercih ettim. Evet, Bertan Bey de kaliteyi tercih etmiş. Burada zalım uyuyor arkadaşlar. Burada bir tane annesinin yavrularını yediği, tüyünü yediği, pardon yavrularını yediği dedim, tüyünü yediği bir yavrumuz var. Bundan da geliyor yavaş yavaş. Burada Buğra'ya dün bunun kardeşini sahiplendirmiştik. Eski yuva kardeşi ama. Buğra da bildiğiniz gibi kaliteyi tercih etmişti. Dünkü videomuzdan. Şuna bir bak. Bunlar da büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Bu da bu şekilde böyle sağından solundan değişik renkler patladı. Kafası falan filan iyice böyle bir sarılaştı. Kanatlarında yeşil, kuyruğunda yeşil çıktı. O da bir değişik oldu arkadaşlar. Onun kardeşi ama normal geldiği gibi duruyor. Kardeşinde gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Kardeşinde öyle çok bir değişme olmadı. Bakın orada poposunu falan sürtüyor, bir şeyler yapıyor. Onun yanında yine kendimize ayırdığımız altında beyaz dişimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da Japonesimiz ve şov kırıklarımız var. Bir tane albinomuz var. Bunu ne yaptınız oğlum, bunu böyle? He? Şunu şöyle bir düzeltelim. Heh. Onu kırmışlar ayağını. Gördüğünüz gibi ayağını kırmışlar. Ne oldu? Ne yapıyorlar oğlum? Yavrular. He? Valla yerde mi çiftleştiler? Evet, göremeden yerde çiftleştiler arkadaşlar. Biz dönene kadar maalesef şey yapmadı. Bunların ikisi de kendi yavrularımız. Bertan'la bu dişiyi çok şey yaptık arkadaşlar. Hani bizi incitti bu dişi. Normalden bir 2-3 ay sonra çiftleşti. Bayağı bir bekletti ama oldu. İşte yani Karadeniz üretimde de bazı dişiler böyle bekletiyor. Yani bu size özel değil. Güzel. Arkadaşlar bir kuşa siz elinizden geleni yaptıktan sonra gerisi sabretmeye bakıyor. Yani hani çoğunuz yazıyorsunuz ya, abi işte benim kuşum çiftleşmiyor. Senin her dediğini yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım ama maalesef arkadaşlar şey olmuyor yani. Ama değiştirirsin sen kanka. Şunları. Sevmiyorlar.
Niye, normal yok mu? Burada arkadaşlar bildiğiniz gibi sarı kuşlarımız çiftleşmişlerdi. Bunlar da yuvaya falan giriyorlar. Bunlar artık eğer adam gibi bir çiftleşme olduysa bir artık 2 güne falan yumurtanın gelmesi lazım. Burada bir kuşumuzun akrobasi görüntüleri var. Yavrum ne yapıyorsun sen? He? Buradaki arkadaşlar Japones yumurtladı. Ama bu biraz titrek olduğu için kafası yamuk. Aynen, yuvaya zor giriyor ediyor. O yüzden onun yuvasını çok açıp etmiyoruz, rahatsız etmiyoruz. Birazcık yani hayvan kafası ters. O yüzden tam bir giriş çıkış olmuyor. Bakalım onun yumurtaları dolu olacak mı tabii. Öyle bir şey de var. Bakacağız yani. Ondan sonra arkadaşlar dünkü videomuzla ilgili bazı arkadaşların mesela işte Ankara'da abi işte kuşlar 140 lira yazmış, işte kimisi Adana'da 110 lira yazmış. Bu ilden ilçelere göre değişir arkadaşlar. Öncelikle bir onu söyleyeyim. Ama genel olarak piyasa yüksek yani, biz aslında ondan bahsetmek istedik. Ve de benim konuştuğum rakamlar benim yaşadığım şehre göre, benim çevreme göre, atıyorum Samsun'a göre, işte Erbaa'ya göre, Tokat'a göre, Amasya'ya göre. Yani bizim konuştuğumuz, bizim duyduklarımız, bizim bildiklerimiz yani. Hani öyle bir şey var, karışıklık olmuş herhalde. Hani burada daha pahalı diyen de var, burada daha ucuz diyen de var. O değişiyor arkadaşlar yani, durumdan duruma göre değişiyor. Şimdi arkadaşlar bugün kuşlarımızın taze su günüydü. Bildiğiniz gibi bizim belli bir şeyimiz var, bakım planımız var. Bakım planında yani kuşlarınızı her ne kadar bir belli bir şeye tabi tutarsanız, onlar da o bakım türüne, bakım şeyine, mamanıza alışır. Yemde bile arkadaşlar, yem böyle şey olmaz. Bugün gitti gidiyordan aldım, ertesi gün hepsi buradan aldım. İşte bir gün kuyu kaldım, ertesi gün verselelaga aldım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bir tane yem belirlersin kendine göre, bütçene göre, kuşuna göre. Onda devam edersin. Biz Vivit'le başladık. Vivit'le devam ediyoruz mesela. Şu anda daha ucuz, daha kaliteli bir yem bile çıksa üretim sezonunda yem kesinlikle değiştirilmez. Bakım da aynı. Mama çeşidi, mamanın içine koyduğunuz şeyler bile arkadaşlar böyle işte belli bir standart olması gerekiyor. Anlatabildim mi? Yani kuşun o alışılmışlığını bozmamanız gerekiyor. Bu da böyle size bu videonun içinde buraya kadar izlemiş kardeşlerime ince güzel bir bilgi olmuş olsun. Ondan sonra arkadaşlar şovlarımızda bildiğiniz gibi yumurtlamalar devam ediyor. Şöyle şuradaki kızımız artık ikinciyi bıraktı. Üçüncü de inşallah yakında. Bu çiftimizden bayağı güzel yavrular gelecektir arkadaşlar. Bunlar zaten bildiğiniz gibi şu anda güzel bir çift oldular. Yumurtladılar da herhangi bir sıkıntı kalmadı. Gördüğünüz gibi Daniel eşiyle beraber içeride arkadaşlar. Şu anda ikisi de içerideler. Yatıyorlar. Mutluluğa kucak açmışlar. Buradaki Japoneslerimiz de arkadaşlar mutluluğa kucak açmış gördüğünüz gibi. Onlar da yuvada. Bunlar yumurtaya maalesef kucak açmamışlar mutluluğa. Evet, bunların yeri değişti. Yeni eşlendiler. Yo, bu dişi burada değildi ya. Aynen. Bunlar bakalım arkadaşlar mutluluğa kucak açacaklar mı yakın bir zamanda? İnşallah açarlar. Buradaki şovlarımız arkadaşlar mutluluğa kucak açtılar. Buradakiler de açtılar. Şu anda bu 8'li dolap tamamen full artı full arkadaşlar. Hep önceden yavru yumurta alınmış, Japonesler, şovlar. Ondan sonra burada da yine aynı şekilde toplam arkadaşlar bizim hesabımıza göre 32 takım falan şu anda bizim hali hazırda yavru yumurta veren takımlarımız mevcut. 7'si 8'i de yeni eşe atılmış, işte yeni denediğimiz kuşlar. O yüzden üretimhanemiz o yönden gayet güzel bir durumda. Allah'a şükürler olsun. Sizinki inşallah arkadaşlar 70 olur, 80 olur, daha fazla olsun. Videolarımızı izlerken maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Kuşlarımız bu şekilde. Daha burada yedek oyuncularımız da var. Bir de daha çocuklarımız, bebeklerimiz de var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar büyüdüklerinde de, yani şurada 2 tane anaç var onlar hariç tabii. Bunlar büyüdüklerinde de arkadaşlar inşallah artık tam takır, burayı 40'ta 40 yapacağız. Hedefimiz bildiğiniz gibi 40'ta 36. Önceki videolarda bahsetmiştik. 40'ta 36'yı yakaladıktan sonra yani geriye hiçbir şey kalmıyor.
Ya bir kere ağzımızdan 36... Oğlum 35'e mi indireyim şimdi? Lan ne bileyim ben niye değil ya? Bu arada iddiamız devam ediyor. Bertan Bey unutmayınız. Galatasaray şampiyon olursa sen alıyorsun formayı. Fener şampiyon olursa ben alıyorum sana resmi formayı. Bu arada gidip Erbaa Çarşamba pazarından 25 liraya Galatasaray forması. Yeni sezonun mu? Tamam. Arkadaşlar almazsa yüzü burada. Rezil rüsva ederim. Numarasını internete yayarım. 3000-4000 kişi olarak bu videoyu izleyen kardeşlerimiz seni rahatsız ederler durmadan, haberin olsun. Evet. Avukat arkadaşlarım var. Problem. Aytan Üretim de burada. Şey burada kaliteyi görmeye geldi tekrar. Araya birini de düşünüyorsa avukat arkadaşlarım var. Hem onlardan alacağım tazminat da buraya. Kardeşim ben yazmadım ki, kuzenim yazmış. Önemli değil. Ben değil ya, o arayanlardan da. Arayanlardan mı? Ben kardeşlerimin arkasındayım. Hepinizin tazminatını bir şov satar öderiz lan gerekirse. O zaman bunu hemen yedi ya. Oğlum ben de yedim, sen de yedin. Benden çıkan şov senden de çıkmış oluyor. Sen kendine kumes bulman gerekiyor. Beni ilgilendirmiyor. Benim burçum senin burçum demedik mi oğlum? Burayı komple satmam gerekiyor. Ya işte sen kendine o zaman yeni bir şov alırsın. Ben alırım o zaman burayı. Evet, Ayten Üretim. Yani. Kaliteyi izlemeye geldin. Ne düşünüyorsun kalite hakkında? Bakın arkadaşlar. Mesajları cevaplamamış. Bakın orada mesaj yeri var. Bakmayın. Bak sen nasıl cevaplamamışsın. Bak bakalım. Boşsan, evet. Hepsi boş arkadaşlar. Yok lan. Manyak. Bakın hiçbirini mesajlamamış. Hepsini cevaplıyor arkadaşlar. Daha demin yanımızda 28 tane mesaj cevapladı. Canı çıktı kardeşimin. Bu arada Instagram konusunda arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bana da yazıyorlar. Ama gerçekten Instagram'da 1000 tane mesaj oluyor. Biz 50'sini cevaplayana kadar o 50'sinin 40'ı tekrar cevap yazıyor. Yani o yüzden bu bir sirkülasyon halinde devam ediyor. Evet, yeni dişimizde bu arada camiamıza, Karadeniz Üretim ailesine hayırlı uğurlu olsun. Yuva'ya da girmeyi başardı. Bu arada arkadaşlar hep bir Karadeniz Üretim ailesi, Karadeniz Üretim ailesi. Bu şekilde bahsediyorum sizden. Gerçekten artık bir aile olduk hep beraber. Ortalama 3-4 aydır birlikteyiz. 3-4 ayda hiçbir kanalın görmediği seviyelerdeyiz neredeyse. Gayet iyi durumdayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu durumdan ötürü arkadaşlar. İnşallah başarılarımız daim olur. Ben sizlere güzel bilgiler vermeye, güzel çekilişler yapmaya, güzel şeyler anlatmaya, göstermeye devam ederim. Siz de inşallah desteklemeye beni devam edersiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.